Ama Türkiye'nin her tarafı yanıyor. Ama 3 gündür İzmir'de şehrin merkezine kadar girebilecek şekilde hayvan barınakları boşaltılabilecek. Yaklaşık 100 civarındaki konutun zarar gördüğü ama 36 civarında konutun da artık yandığı bir durumla karşı karşıyayız. Yapılan istatistiklere gece baktığımızda ve sabah baktığımızda görülen durum şu. Geçmiş 2023 yılına göre oransal olarak 5 kat artan bir yangınla karşı karşıyayız. Ve bu yangın sayısı olarak görüldüğü kadar hacim olarak da çok daha yükselerek devam ediyor. Çünkü kuraklık çok fazla. Bu kuraklık karşısında da her an her yerde yakın çıkabilir. Şimdi hem İçişleri Bakanı hem Orman Bakanı bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyorlar ve yangının çeşitli gerekçelerini ifade etmeye çalışıyorlar. Çocuklar piknik yaparken, sigara içerken bu durum olmuş, yoksa başka bir şey olmuş diye. Yangının nerede, nasıl çıktığından daha öte, ortada somut bir durum var. Bu somut durum şu, 3 gündür bu İzmir'de yangın söndürülememiş durumda. 2 tane helikopterle yangına müdahale ediliyor. Maalesef ülkede teknolojinin çok arttığı iddia eden bu iktidar, gece yangın söndürme işlemini yapamaz hale gelmiş durumda. Açıkçası SİHA'larla, İHA'larla her türlü teknolojiyi kullanan bu bakanlık ve aynı zamanda bu devlet maalesef ormanları söndürme konusunda gerekli teknolojiyi yapmıyor ve helikopterleri de buraya getirmiyor. Biz yaklaşık yerel seçimler sonrası önümüze DEM Parti olarak bir politik hedef koyduk. Zaten politik perspektifimize, stratejimize uygun olan emekçilerin, ezilenlerin, tarımla uğraşanların ve aynı zamanda ekolojik tahribat sonrası ülkemizin her tarafının yağmalanması karşısında bir ekmek ve adalet kapsamında buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Mardin'de başladığımız tarım mitingini artık Türkiye'nin her tarafında konusuna uygun, sorununa uygun buluşmalarda gerçekleştiriyoruz. İzmir'de 19'unda emeklilerle buluşuyoruz. Emekli yurttaşlarımızın biliyorsunuz yaklaşık 2 yıldır olağanüstü koşullarda yaşamalarına rağmen enflasyon %140, bazılarında %70 olsa bile gerçek rakamların çok yüksek olduğunu biliyoruz. Ama emeklilere artış oranlarını çok daha minimum seviyede tutarak bu ülkedeki insanlarımızı neredeyse açlıkla karşı karşıya bırakan, hatta yaşayamaz hale getiren bir zihniyette karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. O nedenle emeklilerin en fazla olduğu illerden bir tanesi burası olduğunu bilerek burada bir emekli buluşması gerçekleştirmek istiyoruz. Emeklilerle aynı zamanda ortak mücadele hakkını tartışacağız. Farklı farklı sendikalarda buluşan arkadaşlarımızın sorunlarının ortaklaştırarak birlikte ortak mücadele içerisinde dayanışma içerisinde bu sorunların giderilmesini ve birlikte olmamız gerektiğini ifade edeceğiz. Ve ertesi gün yani salı günü 20 Ağustos'ta da yine fuar içerisindeki İzmir Sanat'ta bir ekoloji buluşması gerçekleştireceğiz. Bu ekoloji buluşmasının asıl önemi şurasında Türkiye'de özellikle Ege'de çok ciddi bir yağmalama var. Akbelen'den Bergama'sına kadar ve aynı zamanda Burhaniye'sindeki her türlü madeninden tutun ve her türlü maden aralar yanı sıra bizim iklimimizi bozacak. Ormanlarımızı katleden bir yağma anlayışının karşısında direnen insanlar var.